Peki neden ablana gerçek hislerini söylemedin? Benimle çalışmak onun umrunda değilse benim hiç değil. Başlıyoruz. 4, 3, 2, 1, kayıt. İyi günler. Otobandaki çukura düşen dana, valilik binasındaki şüpheli tavuk, beyaz eşya dükkanındaki güvenlik kamerasının kablosunu kemirdiği için tutuklanan fare, şehrimize dün gece damgasını vuranlar. Bu konudaki görüşleri nedir Arzu? Vallahi Kerem'cim, bunları yapanların hepsi hayvan. Gözden kaçan çok önemli bir konuya değindin Arzu. Ha, tam benim sarı elbisemin bana ne kadar yakıştığını söyleyecektin. Lafı ağzından aldım değil mi? Hiç de bile. Bir kere sana sarı hiç yakışmıyor. Ayrıca eğer umurumda olsaydı saçının arkasını dolap arkası eşelemiş çalı süpürgesi gibi olduğunu sana söylerdim. Ama söylemiyorum. Neden? Çünkü umurumda değilsin. Cek Hanım. Sakin olun. Ben sizin derdinizin çaresini biliyorum. Peki. Bu kıyamı da unutmayın. Reçetesiz amuda kalksanız vermezler. Buyurun. İki size fazla. Buyurun. Yok hayır sağ ol. İstemem. Bu sabah son haberimiz ise spordan. Japonya'da Türk futbolunu başarıyla temsil eden hemşehrimiz Musfiko ile ilgili. Musfiko Japonya'da sadece attığı gollerle değil, hızlı gece yaşamayla da gündemde. Maşallah Fiko. Bildiğiniz gibi Musfiko 4 maçta 3 gole Japonya'da gol krallığında da iddialı. Ancak bir Türk spor büyüğünün söylediği gibi, bütün golleri sahada atarsan olmaz ki Fiko. Evet, şimdi sıra hava durumunda. Nasıl olacak yani hava arzu? Demek çok merak ediyorsunuz yarın hava nasıl olacak. Hemen söyleyeyim. Yarın hava kapalı olacak. Ayrıca yarın hava çok soğuk olacak. Çok soğuk olacak. Böyledir işte. Artık yeter bitsin bu kara kış, bitsin bu soğuklar dersiniz. Tam güneş açacak gibi olur. Elin çekik gözlü şır fıntısı gelip kapıverir elinizden. Oh, olamaz. Benim hemen Arzu'nun yanına gitmem lazım. Onu bu halde yalnız bırakamam. Ay Dilek Hanım durun. Sizin bu halde araba kullanmanız doğru değil. Ben bırakayım sizi. Asıl senin bu halde araba kullanman doğru değil. Yürü. Yürü ben geçerken seni bırakacağım. Oradan Arzu'nun yanına geçeceğim. Koş.